Taksi lazımdır abi. Yolla, bir taksi yolla. Gönlüm eğlensin, gezip yollarda. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Taksici kazlat biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici sollat biraz, acilem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni, şoför bey hızla. Akasya yollar, sarı melekler. Buyurun Akasya durağı. Anlaşıldı efendim. Hemen gönderiyorum. Biraz hızlı gidebilir misiniz şoför efendi? Ayıp ettin abla. Tek rakibim var, o da Türk Hava Yolları. Taksicilik zor iştir da, çeşit çeşit insanla muhatap olaysın. Atla anneciğim. Kiminin parası, kiminin hayır duası. Taksici gazlat biraz, acelem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Üstlük kalsın şoför bey, neredeyse geldik. Lütfen sağda ineyim, trafik müsait. Yolla, bir taksi yolla. Bırakma beni, şimdi yollarda. Akasya yollar, sarı melekler. Yolla, bir taksi yolla. Yolla, kaldık yollarda. Solla, taksici solla. Solla, kaldık yollarda. Bereket versin efendim, yine bekleriz. Müjdeciğim, sen şununla biraz buraları sulasan da toz kalkmasa olur mu anacığım? Tabii ablacığım, hemen. Sağ olasın. Uy, ula vakkas seninki. Oy, gül cemaline kurban olduğum Müjde Hanım. Ali Kemal, kurban olduğum Allah, ne güzel yaratmışım. Özene bezene. Ula hamsi kafalı, sevdalık ha böyle uzaktan uzağa olmuyor. Seviysen kizi ha gidip konuşacaksın. Ula git konuş. Ula gel beraber merhaba diyelim. Gel, yürü. 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 Merhaba Müjde Hanımcığım, kolay gelsin. Nasılsın, iyice misin? İyiyim Ali Kemal'cığım, sen nasılsın? Sağ ol, Allah razı olsun. Ben de iyiyim inşallah. Vakkas'ı soracak olursan o da iyidir. Vakkas, merhaba demeyecek misin? Vakkas'ın yine plağa takıldı. Tepesine böyle bir iki kere vurunca hemen ses geliyor. Aynı bizim duraktaki televizyon gibi, biliyor musun? O da böyle bozulunca tepesine bir iki tane vurayım düzeliyor. Merhaba Vakkas, nasılsın? Neyse Müjde Hanım, Vakkas cümlesini tamamlayana kadar biz birazcık muhabbet edelim. Nasılsın, iyi misin? Nasıl gidiyor, memnun musun işinden? Vallahi çok iyiyim Ali Kemal. Hem senin sayende buldum bu işi, çok teşekkür ederim. Estağfurullah Müjde Hanım, ne demek? Sonuçta siz mahallemizin kızısınız. Sizi kollamak ve korumak boynumuzun borcu. Bugün iş bulduk, yarın da mürvetinizi görürüz inşallah. Değil mi Vakkas, mürvetini görürüz he mu? İyiyim Müjde Hanım, siz nasılsınız? İyiyim Vakkas, teşekkür ederim. Biz muhabbeti bitirdik. Sen daha nasıl, sen iyi misin değilsin ya? Biraz konuşmayı takip et canım. Çaça, 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 çaça. Ya çaça ne? Çaça dansı mı yapacaksın? Manyak mısın sen ya? Çaça, çaça, çaça. Neyse ya, benim biraz işim var ya. Kusura bakmayın, size iyi günler. Olur mu Müjde Hanım? Ne demek görüşürüm? Ula Vakkas, ne diyorsun ya? Kız gitti, halen kekeliyorsun uşağım. Yani kız buradayken öküzün trene baktığı gibi ona bakıyordun. Bir cümle bile etmedin daha. İyi gün
Uy, ula uşağım senin senkronun kaymış da. Konuşman görüntüden 10 dakika sonra kirli. Ula kız geldiği zaman yanında bir kelime bile konuşamıyorsun. Nasıl olacak? Ya neydim Ali Kemal? Çok sevip Müjde Hanım'ı ne zaman görsem heyecandan dilim tutuluyor. Ula şimdi maşallah bülbül gibi şakıyorsun. Hadi yürü durağa gidelim, yürü ya. Abuş. Abu. Canım benim. Bu da kapak olsun düşey. Boyun bu kadar. Ya ağam git Allah'ı seversen ya. Zar tutmuşsun. İşin gücü hile hurda ya. Sen de karışma be. Hem tavrada yeniliyorsun hem de laf ediyorsun. Öğren de gel oğlum, öğren de gel. Günaydın. Saygılar bizden. Eyvallah, hoş geldin. Günaydın Tuncay abi. Gel masaya otur sen de. Yok, rahatsızlık vermeyeyim. Ay aşk olsun Tuncay abi ya. Sen de artık bu durağın elemanısın. Hadi rahat ol, gel. Geç şöyle, geç. Sağ olun, var olun. Madem ısrar ettiniz, şöyle ilişeyim. Saygılar bizden. İliş, iliş. Saygılar bizden. Ya ağam, sen hapse niye girdin ayıptır sorması? Ben böyle tatsız konular hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Saygılar. Saygılar bizden. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Baba hoş geldin. Babacığım hoş geldin. Tuncay kardeşim rahatsız olma, otur otur. Ya Ali Kemal'le bu Vakkas denilen adam nerede? Daha gelmediler. Emre de zaten yaz okulunda. Baba telefon. Alo buyurun efendim Akasya durağı. Aa, var tabii efendim. Adresi alayım. Tamam hemen gönderiyorum. Nereye gidiyorum babacığım? Pardon Tuncay kardeş. Bizim durağımızda bazı kurallar vardır. Biz taksiye sırayla çıkarız. Şimdi sıra bende. Ben nereye gidiyorum babacığım? Çimen sokak 42 numara. Çimen 42. Hemen gidiyorum babacığım. Tren. Tren. Tren 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 tren. Osman'la Hayri nerede? Ha ağam, Osman ağam orucu uykuya tutturuyor. Oruç ya şimdi yatar, müezzin ezanı okuyunca yataktan fırlayıp kalkar. Dur güzel makarna, yoğurtlu sarma saklı yapacaksın. Bu yaprak sarması bunu da al. Nohut haşlama. Kuskus, kuskusu da al. Arpa şerbeti, bundan da çorba yapacaksın Safi. Bu nedir? Ooo, mantı mantı, çok güzel. Ya babacığım bir dakika sakin olabilir misin? Ne bulursan alıyorsun. Aa, vallahi kızcam doğru söyler Osman. Sanki kıtlıktan çıkmış gibi alışveriş yaparsın be adam. Safiye, zaten sana kızgınım. Dün gece beni sahura kaldırmadan oruç tutturursun. Hadi doldur damak, doldur damak. Tamam babacığım, dolduruyorum babacığım. Kuru fasulye yapardım ya. Aa, muzlara bak ne kadar güzel, ne kadar güzel. Burada da var uyar, Çengelköy uyarı bak. Müdürüm, 9.999. müşterimiz de şimdi geçti. Arkadaşlar, 11. şanslı müşterimiz birazdan geliyor. Kutlama için hepimiz hazır mıyız? Hazırız müdürüm. Her şey söylediğiniz gibi hazırlandı efendim. Tamam. Ben şanslı müşterimize hediye çekini verirken kamera kayıtta olacak ona göre. Kayıttayız zaten müdürüm. Çok güzel. Hadi saklanalım o zaman sürpriz yapacağız. Kırım elini şişmana, Osman'a düşmana. Benim aldıklarımı geri koyarsın öyle mi? Şimdi de koy da verelim bakalım. Ay Osman, te bırakasın şunları, yedim ya. Yani iftarda konserve mi yiyeceksin? Sen delirdi mi bir adam? Babacığım, bırakır mısın şunları ya? Siz karışmayın işime be. Pişt, işe yaramaz. Ne kadar kaldı iftara? Daha 11 saat var baba. Çok varmış be. Ben nasıl dayanacağım buna be? Paraları ödeyelim de gidelim hadi. Mısın ya? Vallahi yalattıracağım şimdi Şemal ha. Sakin. Yanlış anladınız beyefendi. Ben bu süpermarketin müdürüyüm. Müdür mü? Aha, kravatınız var, ben tanıyamadım yani. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Evet beyefendi, marketimizin 10.000. müşterisi olarak hediye kazandınız bizden. Aa!
Hediye. Biz. Ne kadar güzel ya. Ben senin kravatından çok önemli bir adam olduğunu anlamıştım zaten. Ya yaşasın, hediye kazanmışız. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Ay teşekkür ederiz de müdürüm. Acaba ne kazandık? Aman anne. 11. müşteri diye 2 kiloluk deterjan verecekler, o kadar. Yer sen. Hayır efendim, ailenizle birlikte tam 1 hafta Amerika tatili kazandınız. İnanmıyorum, inanmıyorum. Ver kızım. Yaşasın. Amerika. Çok teşekkür ederiz ya. Kardeşim bu ne sıcak ya, geberiyoruz ya. Hoş geldiniz. Evet, çok sıcak. İnanılmayacak kadar sıcak. Yani yumurtayı asfalta kırsanız resmen orada yumurta pişer yani. Pardon, bu arada nereye gideceğimizi sormadık. Buyurun, nereye gidiyoruz? Abi oraya arabaya maymun binmiş. Kardeşim maymun, senin ne işin var arabamda? Kardeşim bu araba, bu taksi insanlar için. Maymunlar binemez. Hadi in. Ulan kaydıramadana kadar çok benziyor ha. Soyadın ne senin? Var mı bir adın soyadın? Bana bak lan. Yoksa meşhur olmak için, belgesellerde oynamak için evden mi kaçtın? He? Ulan şimdi ben seni nereye götüreceğim? Senin paran da yoktur. Taksinin parasını da ödeyemezsin. Allah Allah, başıma bela oldu ya. Abo, en iyisi ben seni durağa götüreyim. Çok da sevimliymişsin lan. Sana bir de isim koyarız orada. Guten Tag, my family. Canlarım, bebeklerim benim. Maşallah ne kadar güzel görünüyorsunuz. Maşallah, nazar değmesin inşallah. Güven cücesi kaç para lazım? Aşk olsun ablam, bak kalbimi kırıyorsun ha. Ya ben sizi özlediğim için geldim. Para falan istediğim yok ki. Yalaka mı diyorsun sen bana? Onu mu ima ediyorsun ya? Evet. Ablam doğru söylüyor. Sana para lazım olmasa sen bizim yanımıza bile yanaşmazsın. Evet, para lazım olunca da ciğerci kedisi gibi kapımızın önünden ayrılmazsın. Vallahi tık dedi, kalbim kırıldı, gerçekten de. Ya ben para için gelmedim, sizi özlediğim için geldim ya. Ha ama illaki para vermek istiyorsanız, yani güvencim sen aç kaldın, susuz kaldın diyorsanız, attırın bakalım 200 banknotluk. Hmm, eşeğin aklına karpuz kabuğunu biz düşürdük. Ablam eşek beşek çok ayıp oluyor. Hmm, kızıyorum bak ha. Bana bak, o parmağını alırım. Ya tamam, sizin para vereceğiniz yok zaten ya. Ben gidiyorum, hadi çüss. Oh my god. Ablam bu huri kim ya? Niye bizim camları siliyor? Müjde burada çalışıyor çünkü. Adı Müjde mi dedin? Tam huri ismi. Müjde. Müjdeler olsun. Ablam, annem, ben aşık oldum galiba. Bacaklarını kırarım senin. Müjde bizim kızımız sayılır. Ona yan gözle bakarsan gözlerini oyarım. Ya annem, yan gözle bakmıyorum ki. Direkt uman gözle bakıyorum ben ona ya. Ya hem ben onunla ciddi düşünüyorum. Müjde eğlenilecek kız değil, evlenilecek kız zaten. Güven, sen bu kızı göreli daha 5 saniye oldu. Ne ara aşık oldun? Ne ara ciddi düşündün acaba? Oğlum sen bekarlığın üstesinden zor geliyorsun. Bir de evlenip kızın başını yakma. Annem bir dur ya. Ablam sen bizim aramızı yapsana Müjde'yle. Kimin ablası? Canım ablam. Hadi. Allah yazdıysa bozsun. Ya aşk olsun ya. Sizden bir hayır geleceği yok zaten. Yani oğlunuzun, kardeşinizin mürüvvetini görmek istemiyor musunuz ya? Çocuklarım olsun istemiyor musun yani? O çocuklar gelsin sana hala hala bizim de saçlarımızı yapsana demesin mi yani? Ben kızı acıyorum Güven Efendi. İşin yok, gücün yok. Boş gezenin boş kalfasısın. Kızı da yakma bari ya. Tamam ya tamam. Sizden bir hayır geleceği yok. Benim mürüvvetimi görmek istemiyorsunuz. Anlaşıldı. Ben kendi işimi kendim hallederim. Bana bak. O kıza zarar verirsen senin ümüğünü sıkarım. Heh. Tam görümcü oldun ha. Görümcülük sana çok yakıştı ablam, gerçekten de. Ama benim adım Güven. Güveni güven gibisini boş ver. Bu kız benim elimden kurtulamaz. Hepiniz göreceksiniz. Hepinize göstereceğim ya. Defol! Guten Tag. Kolay gelsin. Cam silişinize hayran oldum. Ömrü hayatımda bu kadar güzel cam silen birini daha görmedim. Bu arada ich bin Güven. Merhaba. Sizin bir adınız yok mu? Peki sizin bir işiniz yok mu? Bakın benim şu anda var mesela. Şöyle voltanızı alsanız da ben de işime baksam diyorum. Oo, sert yapıyorsun ha. Bayılırım sert yapan kadınlara. Bana
bak. Kıza git şuradan vallahi şu kirli suyu başından aşağı dökerim ha. Tamam tamam ya. Allah Allah tamam. Şiddete hayır. Sana kolay gelsin. Ben kaçtım. Çüz. Ne oldu güvencim? Aldın mı ağzının payını? Ya ablam dilimi dinledir bu kız ya. Bir dövmediği kaldı ha. Ya siz niye gülüyorsunuz ya? Sinirleri bozuldu, ona gülüyorum. Ne oldu kız, tersledi mi seni, madara mı etti? Gülün bakalım siz, gülün. Ama ne demişler, son gülen iyi güler. Göreceksiniz, bu kızı kendime aşık edeceğim. Kendime hayran bırakacağım. Yakışıklılığından onu çok etkileyeceğim. En yakışıklı halimi takılıp ona göstereceğim. Hepiniz göreceksiniz. De buraya yazıyorum. İşte o kadar. Rüyanda görürsün Güven Efendi. Oh canıma değsin. Sıra ve onun çok değerli emekçi şoför kardeşleri. Bak baba ne buldum. Geç lan. Bu maymun nereden çıktı oğlum ya? Ya durakta bir maymunumuz eksikti canım. Baba hiç sorma, ben arabada müşteri bekliyordum. Birden bu kapıyı açtı, içeri müşteri gibi girdi ya. Ay bu çok tatlı ya. Hayvanat bahçesinden falan mı kaçık acep? Zannetmiyorum makas, eğitimli bir hayvana benziyor. Hayvanat bahçesinden kaçmış olması mümkün değil yani. Eğitimli olduğunu nereden anladın oğlum? Matematik sorusu sorduğunda cevap mı aldın? O kadar demedik yani baba. Hoş geldin maymun kardeş. Logos denizden eser, ben deniz Arif Keser. Tanıştığıma memnun oldum. Hoş bulduk Arif'im tarifim, hoş bulduk. Yalnız baba bu maymun var ya, yemin ediyorum Ali Kefal'den bile akıllı. Aa, çok komiksin Sinan abiciğim. Külmekten karnıma ağrılar girdi. Ne gideyim? Ya Sinan anladım da sen bu maymunu niye buraya getirdin evladım? Vallahi baba sordum, maymun kardeş nereye gitmek istersin dedim. Cevap vermeyince ben de aldım durağa getirdim. Oğlum burası durak. Hayvanat bahçesi mi ulan burası? Ya da Dolmabahçe'de Papel Osman'ın sirki mi? Ya Nuri Baba kalsın ya. Bakarız bir kenarda köşede. Ben bakarım ona yani. Ay evet Nuri Baba ya. Ne olur biz besleyelim ne olur. Adam mübarek gün. Yazık, candır, günahdır. Atmayalım dışarıya. Ha. Maşallah. Pek de sevimliymiş. Saygılar bizden maymun kardeş. Saygılar bizden Tuncay abi. Tamam kalsın. Yalnız bir şey söyleyeceğim ya. Biz böyle maymun kardeş diye mi çağıracağız onu yani? Bir isim koymamız lazım değil mi? Tabii durağımızın sahibi ve büyüğü olarak Nuri Baba sen bir isim koyarsan çok seviniriz. Yani burası bir taksi durağı olduğuna göre taksi durağının maymunun adı ne olur? Debriyaj olsun. Mantıklı, güzel. Debriyaj, gel oğlum. Debriyaj. Debriyaj, çok güzel isimmiş. Debriyaj, debriyaj oldu adım, debriyaj. Hadi öp bakalım baba beni, öp tamam, bakalım. Tamam, kalsın, kalsın. İstemiyorum, aman, aman, aman. Ay. Kanter içinde kaldım vallahi. Bu havada okula mı gidilirmiş ya? Haklısın. İnsanlar plaj plaj gezerken biz burada saçma sapan derslerle uğraşıyoruz ya. Şu yaz okul denen şeyi kim bulduysa üstün hizmetlerine ötürü gidip alnından öpmek istiyorum vallahi. Ama suç biraz da bizde. Koca yıl yattık. Sonra derslerden kalınca yaz okuluna sistem ediyoruz. Ha orası öyle de. Ay Emre ben sıcaktan ölmek üzereyim. Şu parkta oturalım mı biraz? Bak orası ne güzel esiyor. Vallahi iyi olur. Ben de eriyeceğim yani. Allah hem serinleriz hem dertleşiriz. Sana anlatacaklarım var. Neyin var senin bu aralar? Canın sıkkın gibi. Of of, hem de nasıl sıkkın. Gidip oturalım da anlatırım. Merhaba arkadaşlar. Nuri kardeşlik, Osman'a Amerika'dan sana ne getirsin? Amerika? Amerika nereden çıktı ya? Biz Amerika'ya tatile gideceğiz be. Eyvah Nuri Baba, bir yandan aşırı sıcaklar, öbür yandan oruç, bir de bünyede zaten var olan delilik mayası hepsi böyle harmanlanınca Osman Aga devreleri yaktı. İyi arkadaşımızdı, yazık oldu. Osman Aga, Osman Aga var sana. Lan Arif'im tarifim, acilen şey ara akıl hastanesini bir ambulans göndersinler.
Tamam abi, ayarlarım. Devreleri falan yakmadı Sinan abicim. Gerçekten Amerika'ya gidiyoruz. Arif'im tarifim, ambulans duble olduktan iki tane göndersinler. Tamam, duble. Ya Osman abi, gerçekten Amerika'ya gitmiyorsunuz değil mi? Yani biz mi eğleniyorsunuz? Yok be kız yazın, ne eğlenmesi be? Biz süpermarkette alışveriş ederken 10.000. müşteri olaraktan bize bir ikramiye çıktı. Tatil ikramiyesi yani. Biz Amerika'ya uçarız bile. Süpermiş o zaman. Gerçekten tebrik ederim. Saygılar bizden. Tamam tamam, saygılar bizden de hadi tamam. Amerika'da ailecek bir hafta tatil yapacağız Nuri babacığım. Ha yani siz ciddisiniz. Çok ciddiyiz. Osman Aga goes on Washington. Ya Osman Aga ya, madem ailecek gidiyorsunuz, ben de sizin aileden sayılırım. Beni de götürün. Hem orada çok önemli bir arkadaşım var, onu ziyaret etmem lazım. Kimdir arkadaş? Angelina Jolie, Angelina Jolie, Jolie. Al oğlum be Susan. Nuri kardeşte, bu Amerika seyahati için senden izin istemeye geldik. Mümkün müdür acaba? Tabii de, ne zaman gidiyorsunuz? Uçağı falan ayarladık babacığım, 2 saat sonra gidiyoruz. Ana, yani hemen gidiyorsunuz. Evet, evet. Ha, şimdi bir şey söyleyeceğim sana kardeşim. Ben şimdi Washington'a gideceğim ya. Bu President Obama ile görüşürsem eğer senden selam söyleyeyim. Bir isteğin var mıdır yani? Yok da yani bence prezidenti daha evvelden cep telefonuyla bir ara. Yani haber vermeden gitmek çok kabaca bir şey olur. Çok doğru söylüyorsun kardeşim. Ama benden numarası yok. Sende var mı acaba? Var. Yani daha doğrusu vardı. Telefona kayıtlıydı ama cep telefonu elinden kayıp böyle limonata sürahisinin içine düşünce silindi be. Aa evet evet. Aa siz benimle kartan geçiyorsunuz be. Eli çıktım anladın Osman ya. Bravo Osman Aga. Ay canlıyım. Telefon telefon. Telefon. Safiye. Süle Safiye. Ay Osman, nerelerdesin be yiğidim? Yani Nuri Aga'dan izin alıp geleceğim dedin, hala yoksun ortalıklarda. Biz bu arada gittik, kız şeyleri narine bıraktık. Bavulları hazırladık. Kapının önünde ağaç olduk vallahi seni beklemekten. Tamam tamam, geleceğiz işte. Tamam tamam, geliriz. Ağaç olmuş. Aa! Bu nereden çıktı be? Nedir bu? O maymun mu? Sen Amerika'ya gidiyorsun diye senin yerine durağa yeni şoför aldık. Adı da Depriyaj, Depriyaj. Bu lafına neremden gülsem acaba? Öyle deme Osman Aga ya. Senden 10 kat daha iyi şoför, vallahi daha iyi şoför. Vallahi yalattırırım Şemal'e ha. Ya oğlum, bırakın laf dalaşını da kaçıracaksınız uçağı. Hadi kalkın hadi. Hadi eyvallah, hadi eyvallah. Biri bizi havalanma bıraksın bari ya. İyi tamam, ben bırakayım. Nuri baba, ben bir gidip geleyim. Hadi görüşürüz. Çatlattı, iyice patlak oldu yani. İyi ki geldik buraya vallahi. Ne güzel esiyor. Ya güneşte 5 dakika daha kalsam buharlaşacaktım. Ay ben sana demiştim burası eser diye. Kendime geldim be. Ne güzel püfür püfür. Nedir bu moral bozukluğunun sebebi? Yüzünden düşen 1000 parça, anlat bakalım. Sorma Emre, sorma. Vallahi anlatmaya nereden başlasam bilmiyorum. Hani benim bir tane erkek arkadaşım vardı ya, Sedat diye. Hatırladın mı? Hatırladım, bahsetmiştin. İşte biz onunla geçen ay ayrıldık. Daha doğrusu ben terk ettim onu. Hani çok iyi anlaşıyordunuz? Hani çok seviyordunuz birbirinizi? Başlarda çok iyi anlaşıyorduk. Ama sonra beni çok sıktı. Daraltınca ben de dayanamadım, terk ettim. Ayrılmışsınız işte, unut gitsin. Ayrıldık ayrılmasına da. Adam bir türlü rahat bırakmıyor ki. Kurtulamadım. Nalan dur, ne yapıyorsun? Emre ne olur sarıl bana, daha sıkı sarıl. Ya tamam anladım, duygusal bir boşluk içindesin ama ben evli bir adamım. İpek bizi böyle görürse mahveder. Tamam Emre, daha sonra açıklayacağım, ne olur şimdi sarıl, yalvarıyorum hadi. Nalan! Ne yapıyorsunuz siz? Sana ne Sedat? Sana ne? Ya biz seninle ayrılmadık mı? Benim ne yaptığım seni neden ilgilendiriyor? Hem sen beni takip mi ediyorsun ya? Kim bu adam? Bu adam kim? Kimsin oğlum sen? Ya dokunma, dokunma, çekil. Arkadaşım biraz sakin olsana ya. Sakinim mi? Ben sakinim. Bak, biz Emre'yle sevgiliyiz tamam mı? Çık artık hayatımdan. Nalan, böyle konuşma bak. İncitiyorsun beni. Ne olur bana son bir şans daha versen. Ben sana kaç defa şans verdim Sedat? Sayısını ben bile hatırlamıyorum. Bak, o ilişki bitti artık, anla. Bitti. Nalan, ama ben hala seni seviyorum. Şunu kafana iyice sok Sedat. Ben seni sevmiyorum. Ben Emre'yi seviyorum. Biz birbirimize aşığız. Hayır Nalan, değilsiniz. Sen de çok iyi biliyorsun ki kalbin hala bende. Emre ya, sen de bir şey söylesene şu adama, laftan anlamıyor. Arkadaşım,
Görüyorsun, her şey ortada. Uzatma daha fazla. Biz birbirimizi seviyoruz. Artık benim sevgilim o. Bak, gerçekleri gördün artık. Buradan gidebilirsin Sedat. Alacağın olsun anne. Şimdi gidiyorum ama... Arkadaşım uzatma. Her şey ortada işte. Bak buraya yazıyorum. Sonra çok pişman olacaksın. Her gün adımı sayıklayacaksın ama sana dönmeyeceğim. Şimdilik el hadi. Güle güle canım, güle güle. Oh be, kurtuldum sonunda. Emre kusura bakma, seninle böyle bir duruma alet ettim ama. Alan o neydi ya, ne oluyor böyle? Ya şimdi Sedat benim yeni bir sevgilim olduğunu öğrenirse benden vazgeçer diye düşündüm. Senden de o yüzden böyle davranmanı istedim. Umarım tanıdık biri görmemiştir. İpek duyarsa ikimiz de mahveder. Korkma korkma, görmemiştir, kimse yok zaten. Ya olay nasıl bu hale geldi peki? Ayrılalım deyince laftan anlamadın mı? Anlamıyor. En az 3 defa anlattım Emre. NATO kafa, NATO mermer. Cevapsız telefonlar, sürekli takip etmeler. İnsan dediğin bir kere de anlar ya. Nasıl iş bu böyle? Vallahi adam bildiğin psikopatmış Emre. Yani beni de galiba takıntı haline getirmiş. Tabii ben de sonradan anladım böyle olduğunu. Nasıl anladın peki? Sabah 5'te başlıyor aramaya. Akşama kadar 100 defa telefon ediyor. Abartıyorsun. 100 kere aranır mı ya? Vallahi abartmıyorum. Mesela yolda yürüyorum. Bir bakıyorum arkamda. Sürekli beni takip ediyor. Ayrıldığımız günden beri her an her dakika peşimde. Bu kadar olacağını tahmin etmemiştim. Umarım kısa zamanda çözülür. İnşallah Emre'cim. Çok teşekkür ederim bu arada. Yani sana da gereksiz yere stres yarattın. Ne demek? Önemli değil. Baba, bu debriyaj var ya, o kadar akıllı ki. Öyle bir çay dağıtıyor, aklın hayalin durur yani. Yapma ya. Hakikaten ha. 40 yıllık çaycı sanırsın ha. Ay süper bir şey bu ya. Baba bak ne diyorum. İstersen biz Ali Kefar'ı işten çıkartalım, bu debriyajı işe alalım. Bu iki güne kadar çay demlemesini de öğrenir. Asgari ücreti yok, sigortası yok. İki tane muz verdik mi sabahtan akşama kadar hizmet eder bize. Değil mi lan? Ya Nuri babacığım, ha bu Sinan abiye bir şey söyledi, daha beni şebeye çevirdi. Tamam ya, hakikaten sen de uğraşma çocuk ne olur. Merak etme lan sen. Sen buradayken ben bu maymuna iş vermem. Yok bir de iş verseydin. Guten Tag sevgili Akasidra. Ne işin var lan senin burada? Ooo, üçkaçı güven. Ha, borç isteme, para yok. Zaten olsa da vermem. Ya kardeşim, Seyitciğim senden borç isteyen mi oldu ya? Ben eniştemden yardım istemeye geldim. Eniştem, acil yardımına ihtiyacım var. Çok yardımına ihtiyacım var vallahi. Benim sana yardım. Lan oğlum yine mafyayla falan mı başını belaya soktu? Sakın beni mafyaya bulaştırma. Git mafyasını nereden vuracaksa vurdursun, beni mafyaya bulaştırma. Ya ne mafyası enişte? Mafyayı nereden çıkartıyorsun ya? Bu tamamen başka bir olay. Tamamen gönül ilişkisi. Enişte ben çok fena aşık oldum. Kör kütük aşık oldum. İnanılmaz da aşık oldum ha. Sen? Ya eniştem bu kızı bir türlü ayarlayamıyorum ya. Dodge'larda da olsa 2 dakikada tavlayacağım kızı ama burada bir türlü olmuyor. Ya bu Türk kızları çok nazlı ha. O yüzden bana taktik vermen eniştem. Bana taktik ver. Ben sana taktik maktik veremem hadi yallah. Ya eniştem sen ki dünyanın en zor insanı olan ablamı tavlamış insansın. Bu senin için çocuk oyuncağı. Ne olur bana taktik ver. Yalvarıyorum da bana taktik ver. Ne olur da ver. He ben sana yardım edeyim. Sen de git Allah'ın zavallı kızcağızını ayarla. Kızın başını yakayım öyle mi? Manyak mıyım lan ben? Kıza günah kıza. Ya. Senden gelecek yardım Allah'tan gelsin tamam ya. Bu maymun ne ya burada? Ya ben gidiyorum ya. Ya güven kardeş. Anladığım kadarıyla sen aşık oldun ve sevdiğin kızdan yüz bulamayın öyle mi? Ya senin ilacın bende bende. Gel hele şöyle oturak. Ya bak Kasper ederim. Bak böyle ilaç milaç diyorsun zaten canım burnumda. Kalbini kırmayayım ha. Sen bilirsin ama VTT ile sevdiğin kızı 5 dakikada ayarlaman garanti. VTT mi? O ne be? Evet, VTT, vakkasın tavlama teknikleri. Ayıptır söylemesi, ben bu işin kitabını yazdım da. Efendim, bu kitap her delikanlıya şart lazım. Şşş, ula güven. Bu sağ kız tavlama taktiği mi öğretiyor? Ula kelin ilacı olsa kendi başına sürer kel. Önce git sen kendi hoşlandığın kızı tavla, ondan sonra havuşağı öğret. Bir de kitap yazmış. Ya öyle deme Ali Kemal. Benim medeni cesaretim yok. Kızın karşısına geçince dilim tutuluyor, konuşamayayım. Benim medeni cesaretim olmuş olsaydı Kazanova olurdum, Kazanova. Ya bak Kasper'dir, sen bu VTT ile bana bu kızı tavlatabilecek misin? Onu söyle ya. Evet, önemli soru. VTT ile ayarlayacağımız bu şanslı kızın adı ne? Ben tanıyayım mı? Yok ya, köftöre bak ya. Kızın adını söyleyecekmişim. Kızın adını söyleyeyim de sen git tavla değil mi? Yemezler kardeşim, yemezler. Hadi ben gidiyorum ya. Otur hele bir ya, güven ya. Bir otur, tamam. Kızın adını söyleme. Eyvallah. Şşş,
Ula Küven, Sempa Küven, Habu Uşağ'ın verdiği taktikleri sakın uygulama. Çünkü kızı tavlayacağın varsa da tavlayamazsın. Habu Uşağ kızı görünce dili tutuluyor da. Ezik bu, ezik. Güven kardeş, istersen biz seninle Çardağ'a gidelim oturalım. Orada konuşalım. Çünkü benim burada çekemeyenler var. Efendim, beni çekemeyenler anten taksın. Anten de yetmezse çanak anten taksın. Hadi gidelim kardeş. Geçelim my brother. Ula sen kendin antensin zaten. Ama ne haliniz varsa körün ya. Affedersin kızcağızım. Bu tayyare sağlam mıdır? Tabii ki efendim. Ay, çok şükür. Buyurun, koltuklarınız burası. Burası mı? Şimdi biz bu ekonomik klasta mı oturacağız Osman? Bizim gibi klas bir aileye hiç ekonomik klasta oturmak yakışır mı canım? Neden biz business klasta oturmayız? Evet, Safiye annem son derece haklı babacığım. Niye business klasla uçmuyoruz da ekonomik klasla uçuyoruz sorabilir miyim acaba? Bu business klasta nedir be? Ne saçmalarsınız? Ay business class nedir diye şaka yaparsın değil mi Osman? Osman'ım biz her uçağa bindiğimizde business class'la uçmaz mıyız? Ha, sen ananın evinde de uçağı mı binerdin Safiye? Ha, ilk defa uçağa binmez miyiz biz? Ay hiç gülecek halim yok kötü. Ne komik şu babanız. Ay hadi geç. Ay gittim Osman böyle. Gül ya ilk defa binermişiz. Gül gül. Merhabayın, merhabayın, merhabayın. Ne yaparsın be Safiye? Sevgili yolcularımız, kaptan pilotunuz konuşuyor. Uçağımız az sonra kalkışa geçecektir. Lütfen kemerlerinizi bağlayınız. Kemer nerede be? Safiye, ilk önce eşeğini sağlam kazağa bağla, ondan sonra dua et. Hadi bağla kemerini kız. Bu nasıl bağlanır be? Ya Osman, paraşüt dağıtmayacaklar mı? Paraşüt mü? Paraşüt nedir be? Hani var ya canım, böyle havadan böyle atlarsın işte böyle süzüle süzüle inersin. Uçağın düşme tehlikesine karşı dağıtmayacaklar mı? Bilmem, soralım. Affedersiniz komşular, size paraşüt dağıttılar mı? Bize daha dağıtmadılar da. Ay keşke yanımıza getireydik Osman. Nerede satıldığını nereden bileceğim ben Safiye ya? Takamadım bunu ya. Ben de değilim. Dur şunu sen bana ver bir dakika. Bu senin değil, benim o Safiye. Sen oradan iste, oradan. Kardeş uzatır mısınız bir zahmet? Uzamıyor mu? Ay al o zaman, al. Bak güvenciğim, VTT'nin ilk kuralı ne bilin mi? Ne kardeşim? Bir, eğer bir kaleyi fethetmek istiyorsan önce kalenin kapısını açacağım, içeri gireceğim. Ya bak Gaspar'ım, kaleyi içeride nasıl fethedeceğiz ya? Nasıl fethedeceğiz bu kaleyi ya? Bir kızı etkilemek istiyorsan onunla konuşurum. İletişim şart. Ya Vakkas'ım, ben onunla konuştum ama iletişim kuramadım galiba. Yani yıldızlarımız pek barışmadı. Ya sen yine ne güzel konuşmuşsun. Ben onu da yapamayayım. Kızın karşısına ne zaman gelsem dilim tutuluyor, kekelim. Ya tamam Vakkas'ım, diğer maddeye geç. Konuşmak benim için çocuk oyuncağı. Ya sen bana yardım et, ben de sana yardımcı olacağım. Söz. Vallahi yardımcı olur musun ya? Benim medeni cesaretim yok. Birazcık medeni cesaretim olmuş olsaydı şimdi ikinci çocuğumu seviydim. Ya bak Gaspar'ım, bak bende medeni cesaret var. Hatta medeni yüzsüzlük bile var. Sen benim işi çöz, ben de senin medeni cesaretini arttıracağım. Söz. Hadi yaşa be güvenim. O zaman sıkı dur. İkinci madde geleyim. Bak şimdi, bütün kadınlar köpeğe bayılır. Şimdi küçük şirin bir köpek alacağım. Kızın yanına gideceğim. Kız köpeği severken sen de çaktırmadan işi bağlayacaksın. Köpek severken hiçbir kadın hayır diyemez. Hay aklınla bin yaşa Vakkas'ım, gel öpeceğim seni. Bu köpek işi 10 numara oldu ya. Ben hemen gideyim de bir köpek bulayım o zaman, tamam mı? Daha burada mısın Gürgün? Thank you.
Safiye, ben ne düşündüm biliyor musun? Biz bugün tam 7 saat önceden iftar yapacağız. Osman, sen de açlıktan iyice aritmetiği şaşırdın be adam. Ne alakası var? Neden iftarı 7 saat önce yapalım ki? Orucumuzu mu bozacağız? Yok Safiye, bu akşam ezan 7 saat önce okunacak da o sebepten biz iftarımızı 7 saat önce yapacağız. Aa, hiç böyle saçma bir şey duymamıştım Osman. Ha, Osman tabii sen gece sahura kalkmadın ya, oruç iyice seni başına vurmuş yiğidim. Beyninin hücreleri tamamıyla ölmüş. Evet, bu doğru Safiye. Beynimin herhalde benzini bitti ama benim süladığım çok doğrudur yani. Peki, şimdi bize bir şey soracağım. Biz nereye gideriz? Amerika'ya. Çok güzel. Amerika ne tarafta? Batı'da babacığım. Batı. Evet evet, Batı'da. Zaten ben de öyle diyecektim. Batı'da Osman. Batı, bu tarafta mı yoksa bu tarafta mı? Tabii ki bu tarafta. Bu şöyle değil mi? Ya, bak, orada ne yazar? 3500 kilometre hızla gider bu uçağın şoförü. Tamam mı? Demek ki biz böyle gideriz. Amerika batıda olduğuna göre 7 saat sonra biz Amerika'da olacağız. 7 saat önce ezan okunacak. Biz de iftarımızı 7 saat önce yapacağız. Bak, akla bak. Babacığım yine 4 ayak üstüne düştün. Ben susak. Ben hayvan mıyım bile? Kedi miyim ki 4 ayak üstüne düşeyim? Sana vallahi bir şamar yalattırırım. Pencereden böyle uçarsın. Yere bile malda mayası gibi diye patlarsın ha. Affedersin babacığım, o anlamda söylemedim. Hani çok şanslısın manasında söyledim. Şanslı. Ali Kemal! Vakkas! Evet Nuri babacığım. Bu ne rezalet ulan? Leş gibi. Bir de utanmadan leş gibi diyor. Hemen yıkayacaksın bu arabayı. Tamam babacığım. O arabayı bitirdikten sonra da Tuncay'ın arabasını yıkayacaksınız. Tamam, kızma babacığım. Kardeşlere zahmet olmasın. Ben kendi taksimi kendim yıkarım. Saygılar. Helal olsun Tuncay abi, sağ ol. Vallahi saygı duyulacak adamsın ya. Kendi taksini kendin yıka. Siz yıkayacaksınız, siz. Tuncay, ben bunlara bu arabaları yıkasınlar diye para veriyorum. Ya haddimi aşmak istemedim ama yani yardım babından söyledim. Saygılar. Bu arabalar pırıl pırıl olacak. Gelip kontrol edeceğim. En ufak bir kir görürsem ikinizi de korum kapının önüne. Sen hiç merak etme Nuri Baba. Balduk yala olucu. Kardeşler, yardım edeyim mi? Aman yok, istemez Tuncay abiciğim. Ya duymadın mı Nuri Baba'yı sen? Bizi işten mi kovduracaksın canım? Pardon, pardon. Özür dilerim. Kolay gelsin. Ula bak kız, bana bak. Ha bu Tuncay saf mı yoksa senin gibi saf ayağına mı yatıyor? Valla senin gibi saf ayağına yatıyor olabilir Ali Kemal. Ya sus, hadi hadi köpük yap ya. Nuri Baba işten atacak. Ya yavaş ol, yavaş ol ya. Hadi. Ya annem ne kuduzu ya? Onun bir adı var Laura. Onun adı Laura. Laura annem, Laura ablam, Laura. Sen köpek mi aldın Güven? Ya Güven sen kendine bakamıyorsun. Köpeğe nasıl bakacaksın acaba? Bak hala köpek diyorlar ya. Onun bir adı var diyorum, Laura. Zaten ben size getirmedim ki Laura'yı. Müjde Hanım nerede? Onunla konuşmam gereken çok önemli bir şey var. İçeride. Müjde Hanım. Ne şirin bir köpek, adı ne bunun? Müjde Hanım, onun adı Laura. Bakın görün de Müjde Hanım'dan biraz terbiye öğrenin. Kendisi çok şirin bir hayvandır gerçekten. Ay ne tatlıymışsın sen ya, yerim ben seni, yerim. Çok şekersin sen. Sahibine çekmiş.
Vakkas oğlum, helal olsun sana. Sen bu işi gerçekten biliyormuşsun ya. Isırmaz değil mi Lora? Aa, asla ısırmaz. Ben kendisini 3 yıldır tanırım. Ne ısırma huyu olsun, ne havlama huyu olsun. Hiçbirisi yoktur gerçekten kendisinde. Gönül rahatlığıyla sevebilirsiniz. İsterseniz beni de sevebilirsiniz. Şaka yaptım. Isırdım. Ne oldu ya? Kesin kutu ısırma. Al götür bana. Ya vahşi çıktı işte köpek. İtini de al git buradan Güven ya. Ya vallahi billahi ben de yeni aldım. Huyunu suyunu yeni öğreniyorum yani. Ne? Daha demin 3 sene önce aldım demediniz mi? Ne kadar yalancı bir insansınız siz ya. Yok. Ama isterseniz ben sizi hastaneye götüreyim. İstemez. Defol git şuradan. Evet. Al itini de git buradan Güven. Kudur kudur dedin. Hiçbir şeyinden haberimiz yok. Git Allah'ını seversen ya. Ya ablam it dedin strese girdi hayvan. O yüzden ısırdı Müjde Hanım'ın elini. Müjde Hanım ben Lora adına çok özür diliyorum sizden. Ya git oğlum git şuradan ya. Ya Lora ben sana ne dedim? Ha? Böyle yapma demedim mi? Kemik emik yok sana. Biz seninle anlaştık. Boş boş. Boş. Bir daha da köpekle köpekle gel buraya. Defol. Defol. Vakkas şu taksilere bak ya. Fabrikadan çıktığından daha güzel, daha temiz oldu. Ulan Nuri Baba bizimle gurur duyacak. Aa, kardeşler yüzünüze söylemek gibi olmasın ama araba şahane olmuş. Saygılar bizden. Sevgiler bizden. Güle güle kirlettin Cey abi. Gerçi kirletmesen daha iyi olur ama. Bravo. Bir espri bu kadar vurucuk oturur ya. Çok güzel, saygılar. Saygılar bizden. Ula bakka saatim yok. Ne saati lan? Su saati. Ne saat olacak oğlum? Koluma taktığım saat. Taksiyi yıkayacağım diye su kaçmasın dedim. Ha buraya koymuştum. Şimdi yok. Ula bak şaka olsun diye aldıysan bak böyle şeyleri sevmem. Ver. Vallahi ben almadım abi Kemal. Ula sen almadıysan kim aldı? Biz taksileri yıkarken yanımızda Nuri Baba ile Tuncay abi vardı. Ula Nuri Baba almadığına göre... Tuncay abi! Efendim aşkım, güzellerin en güzeli, tatlıların en tatlısı. Söyle bir tane. Ay Emre hayırdır ya? Nereden çıktı şimdi bu iltifatlar sabah sabah? Aşk olsun canım. İnsanın karısına iltifat etmesi de mi suç? Ay çok hoşsun aşkım ya. Ay ne bileyim böyle hiçbir şey yokken iltifat edince şaşırdım. Bak ne diyeceğim sana. Söyle bir tane. Hani eskiden benim çalıştığım gazetede Aylin diye bir arkadaşım vardı ya. Evet canım. Bu sabah o aradı beni. Eşiyle birlikte iftara bizi restorana davet ediyorlar. Aa ne güzel. Hem bizim için de bir değişiklik olur. İyi o zaman. İftardan bir saat önce gel de üzerini değiştir. Şöyle şık şık gidelim tamam mı? Tamam canım. Görüşürüz. Öpüyorum çok seni. Ben de öptüm. Yahu oğlum. Bilip bilmeden niye günahına giriyorsunuz adamın ya? Ya niye günahına gireyim Nuri babacığım? Taksiyi yıkayacağım diye saati çıkarıp koydum oraya. Ondan sonra taksiyi yıkadım, bir geldim baktım ki saatin yerinde yerler eski. Hem taksileri yıkarken yanımızda bizden başka bir sen vardın. Bir de Tuncay. Nuri baba, saati de sen almadığına göre ben artık yorum yapmıyorum o saati kim aldı diye. Allah, vallahi bir hırsızımız eksikti. O da oldu, tam oldu yani ha. Yahu delirtecek misiniz lan siz beni? Aranızdan herhangi birisi Tuncay'ı saati alırken gördü mü? Yok, görmedik. Madem görmediniz, utanmıyor musunuz insansız herifler? Niçin günaha giriyorsunuz adamın? Gerçekten de çok ayıp. Yani adam bir hapse girmiş çıkmış, her şeyi ondan biliyorsunuz ama. Bir dur ya, Nuri baba bir şey soracağım. Tuncay gelmeden önce bu durakta hiç hırsızlık oldu mu olmadı mı? Olmadı. O zaman ben başka bir şey söylemiyorum, sözü savunmaya bırakıyorum. Yahu Tuncay gelince onun ağzını bir şey yaparız, ararız yani. Bana bak, bu konuda Tuncay'ı rahatsız edecek en ufak bir şey söylerseniz... ...söyleyeni hiç gözünün yaşına bakmam, koyarım kapının önüne. O kadar. Ya baba ya sen hep de bize kızıyorsun ya. Bir kere de bize hak ver ya, bu ne haksızlık ama ya. Baba, şimdi biz hazır Amerika'ya gitmişken Hollywood'a da uğrar mıyız?
Uğrarız tabii. Uğramışken Jennifer Lopez'i de görürüz. Geldik mi, geldik mi? Yok yok, gelmedik Osman. Çocuklar der ki Amerika'ya gitmişken Hollywood'a da uğrayalım mı der. Ne olur gidelim Osman. Ben o Hollywood'daki yakışıklı film artistlerini görmeyi çok ama çok isterim. Mesela Kevin Costner, ondan sonra Michael Douglas. Bir de hani böyle maskeli bir adam vardı ya, hani böyle uzun saçlı. Antonio Banderas'ı görmeyi çok isterim Osman. Şimdi sana beş kardeşi bir göstereceğim. Fukara sümüğü gibi tayyaran duvarına diye yapışacaksın, tamam mı? Aa Osman, yoksa sen beni kıskandın mı? Ne kıskanacağım canım? Merak etme yiğidim. Benim gözüm senden başkasını görmez yiğidim. Hem bu dünyada benim için en yakışıklı adam sensin. Ama sadece benim için. Vakkas, Allah da senin belanı vermesin kardeşim ya. Ama suç bende zaten. Senin gibi angutun aklına niye uydum ki ben? Ne oldu kardeşim ya? Hayrola? Daha ne olsun ya? Senin verdiğin taktikler yüzünden kız benden soğudu. İyice imkansız aşk haline geldi ya. Mecnun gibi Leyla'ma kavuşamadan ölüp gideceğim ya. Ula hamsi kapalı. Ben sana demedim mi ha bu uşağın taktiklerini dinleyip uygulama diye? Kelin ilacı olsa kendi başına sürer ya. Dedim dinlemedin. Ya dur Ali Kemal ya. Sen de beni iyice harcadın ha. Bana bak, sen benim dediğimi yaptın mı? Köpeği alıp kızın yanına gittin mi? Ya köpeği alıp kızın yanına gittiğim için uzaklaştı kız benden zaten. Allah Allah, nasıl olur ya? Benim bildiğim bütün kızlar köpeğe bayılır. Köpek sevmeyen kız mı olur canım? Ya köpek yamuk yaptı bana bak kız. Kız tam seviyorken hat diye elinden ısırdı ya. Isırdı mı? Ula Işığım, sen de ne bassız bir adammışsın ya. Koskoca memlekette psikopat, saldırgan, ısırgan köpeği mi buldun? Bendeki bu şansla kedi alıp götürsem o da tırmalar onu kesin. Ya o zaman bana ne kabahat bulun güvenciğim? Suç seninmiş, gitmişsin ısıran köpek bulmuşsun. Benim bu kızı tavlamam imkansız. Artık imkansızdan da imkansız hatta. Ya tavlamayı bırak, kız savcılığa şikayet etmezse iyi. Umudunu kaybetme. Vakkas tavlama tekniklerinde çare asla tükenmez. Sen benim verdiğim taktikleri uygula, kız avucunda. Ya Vakkas bırak Allah aşkına ya. Hala taktik maktik diyor bir de ya. Sen bu kızı istin mi istemiyor? İstiyor. O zaman VTT 3'ü uygulayacağım. Yani tarihin en eski taktiği. Neymiş o ya? Şiir. Şiir mi? Evet. Bütün kadınlar romantik, şair ruhlu, entelektüel erkeklere bayılır. Kıza şiir okuyacağım. Kızın aklını başından alacağım. Tabii ya. Romantik erkek modeli. Hemen o modele geçeyim ben. Zaten şiiri de çok severim. Acayip de güzel şiir yazarım ben. Entelektüelitenin dibine vurmuş bir kişiliğim ben. O zaman ben kaçar. Eyvahlar olsun. Sakın bir delik yapmaya kalkmayın. Lütfen herkes sakin olsun lütfen. Sakın bir delik yapmaya kalkmayın. Bombayı patlatırım. Sizi de uçağa da uçururum. Osman. Bir şey yapsana Osman. Saçmalama Samiye, ne yapayım be? Yanımın elinde bomba var. Birisinde de tabanca var. Vallahi billahi Mayıs mayası gibi patlarız bile. Çabuk bana pilot uçağı. Çabuk. Sakin olun efendim. Telefon şurada. Hemen oraya gidelim. Ayrı. Ayrı. Bak şimdi biz bu herifi ikimiz biz de dalsak bu herifi bertaraf edebilir miyiz ha? Bak şimdi benim bir planım var. Tamam. 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 Ha, bak şimdi ben önden saldıracağım bile. Sen arkadan dolaşan herifi tutacaksın. Ben iki kere atacağım herif bertaraf. Tamam mı? Anladın değil mi? Ayrı. 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 Ah, nerede ustak be? Ayrı. Ne yaparsın burada? Buradayım babacığım. Susak. Karını korusana. Korkak tavuk.
Hadi kalk hadi kalk. Ne alakası var Osman baba? Ne korkması? Telefonumu düşürdüm onu arıyorum. Hadi hadi. Ben de yandım sanki. Kalk otur yere. Kıçının üstüne. Hadi otur. Saygılar bizden. Hoş geldin Tuncay abi. Tuncay, gel oturalım. Otur. Ya abiler, acaba iftara kaç saat kaldı? Bir saatinize bakabilir misiniz? Benim saatim kayboldu da o açıdan bakamıyorum. Ali Kefal, herhalde iki saat falan var da... yani benim anlamadığım şey senin saatin nasıl kayboldu? Nerede kayboldu? Niye kayboldu? Ben onu anlamadım yani. Yani senin saatin ayağı mı var böyle kafasına göre... tik tak tik tak tik tak gideceğini istedin de? Yok ya, belki de yanlışlıkla birisi almıştır yani. Bilemiyorum ki Arif abicim. Ben de kimsenin günahını almak istemiyorum. Yani o zaman yanlışlıkla alan arkadaş alsın o saati, yanlışlıkla aldığı yere götürsün, yeri bıraksın yani. Öyle umut ederim diyorum ben. Bir dakika arkadaşlar. Saygısızlık etmek istemem ama bu imalı laflarınız beni bozdu. Lafı çarpıtmadan ne söyleyeceksiniz adam gibi söyleyin. Ne lafı çarpıtalım arkadaşım? Biz öyle kendi aramızda konuşuyoruz. Biz lafımızı böyle şak dedik, ortaya koyduk toprağı. Yarası olan kocunuz. Demek ki senin yaran var ki kocunuysun. Yeter be! Yeter! Ben size ne dedim? Bu kayıp saat konusunda hiçbir şey duymak istemiyorum demedim mi? Tamam baba, niye sinirleniyorsun, niye bağırıyorsun? Biz kendi aramızda öyle sohbet ediyoruz ya. Sinan yeter. Pardon baba. Saatiniz mi kayboldu? Tamam, saatinizi bulacağım. Ama burada bu durakta tatsızlık istemiyorum. Anlaşıldı mı? Tamam. Tamam anlaşıldı. Bu da yani böyle bağırmana, agresif olmana gerek yok ki. Sevgili yolcularımız, lütfen panik yapmayalım. Biz uçak personeli olarak siz yolcularımızın bu talihsiz olayı hiçbir hasar görmeden atlatmanız için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Sadece rotamızda küçük bir sapma oldu. Ne? Amerika'ya gitmeyecek miyiz yani? Maalesef hanımefendi, uçağı kaçıran hava korsanı uçağımızın Bükreş Havalimanı'na inmesini istiyor. Bükreş mi? Niçin Bükreş'e gideriz ya? Bükreş'te hiçbir şey yok. Ben Bükreş'e gittim, hiçbir altı yok. Madem Avrupa'ya çıktık, şeye gidelim. Ha Üsküp'e gidelim. Saçmalama bir adam, otur yerine. Bak kardeşler, Üsküp çok güzeldir. Ne kadar güzeldir bir bilsen. Benim akrabalarım var orada. Seni ağırlarlar, yedirirler, içirirler. Rumeli yemekleri öyle tatlıdır, öyle güzeldir ki beni. Yediğin zaman böyle parmaklarını yersin, parmaksız kalırsın bile. Ayırdım sana ya. Bak derhal yerine oturmazsan Üsküp'teki akrabalarını bir daha göremezsin. Sakin olun beyefendi. Lütfen oturun yerinize. Lütfen. Çaktırmayın mı? Bükreş Havalimanı'na gidiyormuş gibi yapacağız. İstanbul'a geri döneceğiz. Aa çok tabağlarını aldım. Tamam tamam. O zaman hava korsanı arkadaş kardeş beyefendi Bükreş'e gitmek ister. Hepsimiz Bükreş'e gidelim yani. Ya baba sen ne yapıyorsun? Adamın elinde silah var, hepimiz öleceğiz. Kızcağızım, Sayın Bay Korsan Bey'in istediklerini yerine getiririz yani. Ayrı. Hala telefonunu bulamadım ben. Arıyorum babacığım. Buldum bulacağım. Sesin gelir Irak'tan. Başın kurtulmasın. Tokat'tan. Sevgili yolcularımız, lütfen sakin olun. Bu işi kimsenin kılına bile zarar gelmeden halledeceğiz. Uçağımız Bükreş Havalimanı'na gidiyor. Safiye, şimdi Bükreş Havalimanı'na gider gibi yapacağız. Oradan İstanbul Havalimanı'na gideceğiz. Tamam. Alasın be, işte istediğimiz oldu. Ne? Amerika. Allah Allah, canını kurtardığına dua et be. Ya Seyit, çok sıcak mı abi? Vallahi çok terledim, her tarafım su oldu ya. Yüzgeçlerim çıkacak yakında, bu ne ya? Şey, toprağım gömleği çıkar ya, rahatlarsın. Vallahi çıkaracağım ya. Kimse kusura bakmasın. Arif. Kurban olayım, Şile'ye mileye mi gitsek böyle?
Bir atsak kendimizi böyle cappada 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 bir içsek kendimize gelsek çok sıcak ya. Yok be oğlum, niyetli su kaçar şimdi bir tarafımıza, vuruş vuruş gider ya. Ha o da var ya. Ya böyle var ya, ne gözüm görüyor ne kulağım diyor, beynim durdu böyle, hiçbir şey fonksiyonlarım çalışmıyor. Gel şu şey çardağa gölgeye gidelim, gel. Ha yürü ya. Harbiden yok ya. Hayırdır, ne yok toprağın? Ya benim cebimde bir gümüş bir tabaka vardı, dedemden kalma yadigar yani. Ama yok, düşürdüm mü ben onu, ne oldu ya? Of lan, harbiden yok ya. Hadi maddiyatını geçtim, manevi değeri var benim için yani. Toprağım, yani senin tabaka ayaklanıp gitmediğine göre demek ki biri aldı. Biri aldı derken sen yine bu Tuncay'ı mı kastediyorsun? Yani ben kimsenin günahını almak istemem ama. Ama? Yani bu durumda da başka kimse gelmiyor akla toprağım ya. Ya ben anlamadım bu adamı kardeşim ya. Herif başımıza hırsızlar kralı Arsène Lupin kesildi ya. Ya bunu ver var ya, harbiden böyle etle böceğiyle döver, etlerinden böyle kıyma yaparım ya. Saçmalama saçmalama. Akıllı ol, sakin ol. Olmaz öyle şey. Ya bırak beni Allah'a ya toprağım, kurban olayım. Sen şimdi gidip bu Tuncay'ı döversen Nuri Baba seni kapının önüne koyar. Olmaz, otur oturduğun yerde ya. Atalarımız ne demiş? Ne? Öfkeyle kalkan sarar lan. Ya ben anlamıyorum, Nuri Baba bunu niye bu durakta tutuyor hala ya? Herif böbreğimizi, dalağımızı çalacak, hala bu adamı kolluyor, anlamadım ya. Bayramda çok müşterim olacak, bir sürü randevu aldım. Ay inşallah. İnşallah. Aa, ay beyefendi yanlış geldi galiba. Burası kadın kuaförü Duran. Erkek kuaförü bir aşağı sokakta. Biliyorum tatlım, biliyorum. Ben bir huriye bakmıştım. Buralarda mı acaba? Bu kılık ne acaba? Abilerin en tatlısı. Yeni imajımı beğenmedin mi? Hayır, senin imajını. Eşeğe altın semer vursan yine eşek, aynı eşek. Aşk olsun ablam. O nasıl laf acaba? Hemen harcadın beni. Ama ben sanatçı bir kişilik olduğumdan dolayı senin gibi lümpen ayak takımıyla muhatap olamam. Senin buradan ağzına bir çıkarım. Bana bak, ne bu kılık böyle Allah'ın sıcağında? Dolamışsın boynuna da eşarbı, pişik olacaksın. Ondan sonra bütün gün pişik krem sür, pudralanıp dur. Relax lütfen, relax. Dediğim gibi bu benim yeni imajım. Sanata adadım kendimi. Sanatçı oldum ben yani. Kitap okuyorum, şiirler yazıyorum. Çok değiştim ben, çok. Ya içimi sıktı ya. Güven, müjdeyi tavlayacağım diye iyice maymuna döndün ya. Gülbin ablacığım, istediğim malzemeleri getirdim. Ay sağ ol canım. Hoş geldiniz Müjde Hanım. Size çok güzel bir şiir yazdım. Lütfen dinleyin. Ey sevgili, nerelerde dolaşıyorsun böyle? Geliyor seni candan seven aşığın, dur onu dinle. Elimi de, neşeyi de, beste yapmış diline. Uzaklaşma şirin yârim. Yolculuklar aşıkların buluşmasıyla nihayetlenir. Her tanrı kulu bunu bilir. Ay bu şiiri sen mi yazdın oğlum? Harika. Çok teşekkür ederim anneciğim. Yüreğimden damıtarak kağıda aktardığım duygularım, nacizane duygularım bunlar. İyi de Güven Bey, bu sizin şiiriniz değil ki, Shakespeare'in şiiri bu. Aa, öyle mi? demek ki Shakespeare'le aynı şeyleri düşünmüşüz. Tabii aklın yolu bir. Ha çalıyorum demiyor da. Ne alakası var ablam ya? Kendim yazdım. Müjde Hanım, izin verirseniz size bir şiir daha okumak istiyorum. Yağmuru seviyorum diyorsun. Yağmur yağınca şemsiyeni açıyorsun. Güneşi seviyorum diyorsun. Güneş açınca gölgeye kaçıyorsun. Rüzgarı seviyorum diyorsun. Rüzgar çıkınca pencereni kapatıyorsun. İşte bu yüzden korkuyorum. Çünkü
beni de sevdiğini söylüyorsun. E bu da Shakespeare'in başka bir şiiri. Allah Allah. Ne çok pişti olduk biz bu kerata Shakespeare'le canım. Yani demek ki bende de çok büyük yetenek var. Çünkü yazdığım şiirler en kral şair Shakespeare'in şiirlerinin çok benziyor. Tıpı tıpı aynısıymış hatta. Demek ki yetenekliyim, yapacak bir şey yok. Sen benimle bir gelsene Müjde. Tamam ablacığım. Bak Müjdeciğim, biliyorum rahatsız oluyorsun ama güvenden kurtulmanın tek bir yolu var. Onunla yemeğe çık. Eğer yemeğe çıkmazsan bize musallat olacak ve hiçbir zaman tepemizden ayrılmayacak. Yemeğe çıkayım mı abla? Yiyecek yine gibi yapışırsa ne olacak? Olur mu anam öyle şey? Yemeğe çıkarsınız, dersin ki bak biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Olmuyor dersin, olur biter. Tamam o zaman, sen öyle diyorsan kabul. Tamam anam, o canım benim. Hadi. Hadi yine iyisin Güvencim. Müjde seninle yemeğe çıkmayı kabul etti. Nihayet, nihayet. Bonjour, danke schön. Çok sevindim. Şair olarak ben. Sevgili seyirciler, şu an elimize geçen bir haberi iletiyoruz. İstanbul-Washington seferini yapmakta olan uçak hava korsanlarınca kaçırıldı. Abu! Hayda! Uy! Sakın ha bu uçak Osman babamların bindiği uçak olmasın. Hadi be. Ya açma şomalsını, getirme belayı. Uçaktaki bir yolcunun cep telefonuyla kaydedip internetteki video paylaşım sitesine yüklediği videoda uçağın kaçırılış anı an be an görülüyor sevgili seyirciler. Ya vallahi biri var ya benim bindiğim uçağı kaçıracak, o korsanı var ya orada linç ederim, linç. Şimdi uçağı kaçırmaya kalkan bir hava korsan linç etmişler zaten. İyi etmişler. Biz uçak personeli olarak siz yolcularımızın... Abu, baba, bu Osman'a da. Evet, Osman. Allah Allah, Safiye yok. Sadece rotamızda küçük bir değişiklik oldu. Ya nerede bir bela varsa bizimkileri mi buluyor Allah aşkına? Açtın şom ağzını, getirdin belayı. Ya ne alakası var Seyit abicim? Biraz akıllı ol da. Ben dedim diye mi uçağı kaçırdılar? Baba, ne yapacağız şimdi? Ne bileyim oğlum ben. Ya Nuri Baba, kurtarmaya gitmeyecek miyiz yani? Oğlum havadaki uçağı da biz mi kurtaracağız? Sat komandosu muyuz lan biz? Bırakalım polis kurtarsın. Havadan, sudan, bir yerlerden anlayan. Yani bizim dışımızda birileri kurtarsın. Ne bileyim baba, biz her olaya müdahale ediyoruz ya. Akasya durağı olarak. Tamam, buna etmeyelim oğlum. Aa, nasıl yani? Amerika'ya gitmeyecek miyiz? Maalesef. Ay olur şey değil ya. Safişlerin uçağı kaçırılmış ya. Ay şimdi benim teyzemin ödü kopmuştur. Başlarına kötü bir şey gelmeye. Şansa bak. Talih 40 yılın başı bir yüzlerine güldü. Onda da başlarına gelenlere bak. Allah'ım sen kurtar ya Rabbim. Olacak iş değil ya. Amin. Kızım ya korsan üstündeki bombaları patlatırsa? Ya anne sen ne şom ağzı bir insansın ya. Bir ağzına hayra aç ya. Niye patlatsın bombaları? Biz restorana gitmiyor muyduk? Niye durağa geldik? Tabii ki restorana gidiyorduk ama yani sizin gibi bir huriyi şimdi ben minibüsle mi götüreyim yani restorana? Tabii ki taksiyle gideceğiz. Masrafa ne gerek vardı canım ya? Yürüyerek giderdik. Olur mu Mein Liebste? Restoran çok uzakta. İftara da daha bir saat var. O yüzden diyorum ki ben de taksiyle sahile gideriz. Sahilde birazcık turlarız. Ondan sonra da restorana gideriz. Ne dersiniz? Hey! Şoförler! Neredesiniz acaba? Durakta hiçbir şoför yok. Alo! Şoför! Şşş! Ne var lan dıbık? Ne oluyor ya? Ooo! Küven beyler gelmiş. Vay! Kızı da getirmiş. Bu kızı benim verdiğim taktikler sayesinde tavladı. Harbiden mi bakız? Helal olsun be. Harbiden manitayı tavlamış gibi yani. Arkadaşlar sıra kimde acaba? Hanımefendiyi bekletmeyelim lütfen. Vakas! O iş tamam. Dakişiyor. Hanımefendiyle bizi tanıştırır mı cıngıla Güven? Merhaba Vakkas. Müjde Hanım. Siz tanışıyor musunuz ya? Ne işin var senin Müjde Hanım'ın yanında la Güven? Müjde Hanım'la çıkmaya karar verdik de Vakkas'cığım senin taktiklerin sayesinde. Ne? Benim verdiğim taktikler sayesinde benim sevdiğim kızı mı tavladın sen? Sevdiğim kız mı? Ne lan?
Aman efendim, kimleri görüyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İpekciğim, bu ne güzellik. Şu zarafete bakar mısınız? Ya aşk olsun ya, beni utandırıyorsun. O senin güzelliğin. Oturalım mı? Ne zamandır hep beraber bir yemek yiyelim diyorduk. Meğer kısmet bugüneymiş. Vallahi ne yetinizle geldiniz. Doğru söylüyorsun. Sık sık yapalım bunu. İpekciğim, neler yaptın görüşmeyeli, anlatmıyorsun. Vallahi ne yapalım Halinciğim, iş güç, bir durak, bir ev. İkisi arasında bir kilit dokuyoruz. Sen ne yapıyorsun? Ne olsun? Biliyorsun gazete kapandıktan sonra 3-4 ay işsiz kaldım. Çok zor günlerdi. Biliyorum. Hakikaten çok zordu. Neyse ki o sıralar abim çalıştığı ofiste hatır gönül bana da bir iş ayarladı da kurtuldum. Nuri baba da beni durağa aldı yanına. Yoksa ben de hakikaten işsiz kalacaktım. Böyle bir abin olduğu için çok şanslısın. Kıymetini bil. Bu devirde iş bulmak vallahi çok zor. Bilmez miyim? Abim candır. Vallahi kayınçom diye söylemiyorum ama çok yardımsever bir insandır Emreciğim. Hatta size sormadan bu akşam iftara onu da çağırdık ama inşallah sorun olmaz. Niye sorun olsun Halinciğim? Çok memnun oluruz. Alo abicim, nerede kaldın? Herkes seni bekliyor. Ya sorma Aylin, trafik felaket. Arabalar milim milim ilerliyor. Hadi ya, inşallah geç kalmazsın. Yok yok, kalmam. İftara yetişirim herhalde. Bak burada arkadaşlara senden bahsettim. Seni çok merak ediyorlar. Hadi bir an önce gel. Tamam canım, ara yollardan kaçmaya çalışacağım. Tamam, hadi hadi çabuk ol. Öptüm. Geliyormuş ama yolda çok trafik varmış. Yaklaşmış durumdayız. Kuleden iniş izni istedik. Safiye, planısın. Kaptan pilot yalan söyler. Bükreş'e inerizdir. Oysa biz İstanbul'a ineriz. Osman, bu psikopat var ya, bizim İstanbul Havalimanı'na indiğimizi öğrenirse bize bir zarar vermez değil mi? Ha, doğru söylüyorsun be. Evet, biraz tehlikeli bir durum. Ha. Ben bir şeyler yapmalıyım. Ya Allah aşkına baba, otursana. Sen karışma be. Sakın yanlış bir şey bilmeme. Otur çabuk, otur. Bak kardeşlik, ben tuvalete gideceğim yani. Orada buna da müsaade edersin herhalde. Tamam ama sakın bir kahramanlık yapmaya kalkma, ölürsün. Ha, kahramanlık yapar mıyım ben? Deli miyim ben? De silah var senin. Al bu telefonu sen. Benden şüphelenme yani. Hani ben tuvaletteyken konuşurum, konuşurum dışarıyla. Bütün polis de senin üstüne çullanır. Şüphelenmeyesin diyemiyorum yani. Doğru diyorsun. Ben bunlarınkini de toplayayım. Hepsini toplayayım. Onlar da telefon edebilirler. Çok haklısın. Topla bakalım. Ha, toplayayım. Ver bakalım Safiye telefonu. Almamışım. Yanına almayı almamışım. Ver bakalım sen de. Ver kızım. Ver bakalım. Haydi ver telefonu. Ver derim hadi ya. Oğlum ne yapıyor? Kendi telefonu yitmedi, bizimkileri de veriyor korsanlar. Ben konuştum, hadi ver. Bir anlayabilsem. Karışma sen. Al bakalım bunları. Bir dakika ya, bir dakika, tutamıyorum. Tabii tutamazsın be çocuğum, ellerim doludur bak. Ver onu bana, bunları al. Kadırlı. Gidi cibiliyetsiz, aysiyetsiz, terbiyesiz. Benim kim olduğumu bilmez misin sen be? Ben koskoca yağlı pehlivan Osman Akay'ım. Uçak kaçırırsın ha? Benim gözümden kaçar mı? Benim elimden kurtulur mu be? O silahın içinde gerçekten mermi var mı sanıyorsun? Yok be. Bir dene istersen. Deneyim. Kendini uyanık mı sanıyorsun Koçero? Ver bakalım şunu, ver. Sen yağlı pehlivan Osman Akay'ın ne marifetleri var bilmezsin. Neredeyse ezan okunacak. Gecikmesi çok normal Halinciğim. Sonuçta iftardan önce trafik hep felç olur. Ama top patladı mı bir tek araba göremezsin. Panik yapma. O gelmeden açmayı zoracağız. Vallahi ben bekleyemem Emreciğim. Çok acıktım. Vaktinde gelseydi. Ben yerim arkadaş. Aman beklesen şaşardım zaten. Ya çocuklar, şimdi bu mesele yüzünden kavga etmeyeceksiniz değil mi? Yok be İpekciğim, şaka yapıyorum. Hah işte geldi. Abim zaten hep vaktinde yetişir. Kusura bakmayın, biraz geciktim galiba.
Abicim tanıştırayım. İpek, eşi Emre. Merhabalar, memnun oldum. Anne sizden çok bahsetti. Merhaba. Emre, sen ha? Vay namussuz herif! Ne yapıyorsun ya, ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Resmen rezillettin bizi. Sedat ne yapıyorsun oğlum? Kendine gel, delirdin mi? Düzenbaz herif. Bir de evlisin ha? Nalan'ın bundan haberi var mı? Aşkım iyi misin sen? Ha? İyi misin? Ya abi ne yapıyorsun? Resmen arkadaşlarımıza rezil ettin bizi. Evet, keşke çağırmasaydık seni. Bütün geceyi mahvettin. Aşkım hastaneye gidelim, ister misin? Gerek yok. Sana da aşk olsun Aylin ya. Abim çok iyi adamdır dedin bu mu? Bu psikopatın teki. Bir saniye İpek Hanım. Emre hakkındaki gerçekleri öğrenince bana teşekkür edeceksiniz. Aşkım inanma ona. Psikopatın teki bu. Ne gerçeği ya? Bir dakika Emre. Ne gerçeği? Ya ne oluyor? Siz daha önceden tanışıyor muydunuz ki? Evet maalesef bugün öğlen tanıştık beyefendiyle. Ya yeter artık ya. Bu işin aslını doğrudunuz anlatır mısınız? Evet Sedat. Şu saçmalığa bir son verin artık. Vallahi hiçbirimiz bir şey anlamadık. Senin sevgili kocan Emre var ya. Benim eski sevgilimin yeni sevgilisi. Eski sevgilinin yeni sevgilisi mi? Doğru mu duydum? Evet. Eski sevgilimin yeni sevgilisi. Ne? Nalan'la mı yani? Evet işte. Yuh! Kocamı dövmekle kalmıyorsun, bir de iftira mı atıyorsun? Ben iftira falan atmıyorum. Bugün onları tıp fakültesinin oradaki parkta gizli gizli buluşurlarken yakaladım. Emre, doğru mu söylüyor bu? Ha doğru mu bunlar? Evet İpek, doğru ama açıklayabilirim. Düşündüğün gibi değil. Neyi açıklayacaksın ya, neyi açıklayacaksın? Bir kıza buluşmuşsun işte. Ben arkadaşıma yardım etmek istedim. Peşini bırakmıyordu kızı. Ha onun için sarmaş dolaş oturuyordunuz yani. İpek inanma buna ya. Hatta biz birbirimizi çok seviyoruz. Birbirimize çok aşığız. Git buradan diye bağırdılar. Ya numara yapıyorduk. Hepsi numaraydı. Sende de ne numaralar varmış da haberimiz yokmuş enişte bey. Kahretsin seni ya. Allah kahretsin. Kim bilir beni kim nerede aldattın. İpek yemin ediyorum hiç kimseyle aldatmadım. Gerçekler ortaya çıktığında pişman olacaksın. Bu lafları kalacağımı mı sanıyorsun? Karşında çocuk mu var senin? Sen ne biçim adammışsın ya? Gül gibi karın varken başka kadınlara bakıyorsun. Ya konuşturmuyorsunuz ki beni. Gerçekleri anlatmama izin vermiyorsunuz ki. Olmadı bu Emre'cim. Olmadı. Senin gibi bir adama bunu hiç yakıştıramadım. Biz de seni doğru düzgün bir adam sanmıştık. Bitti Emre. Bitti. Anlıyor musun? Beni sakın bir daha arama. Anlıyor musun? Sakın eve geleyim deme. Yoksa seni öldürürüm. Günaydın. Oo maşallah. Maşallah. Akasya Palas dün akşam gene iyi iş yapmış. Full çekmiş anlaşılan. Günaydın baba. Bana bak. Otelde kalma ücretini maaşından keseceğim ona göre Emre. Vakas. Ama onları baba. Oğlum hadi bunun bir bahanesi var. Sen niye bu saate kadar uyuyorsun? Kusura bakma Nuri baba. Bizim doktor sabaha kadar bana derdini anlattı. Kalbimin çok derdi varmış. Haliyle geç yatınca geç de kalktık. Of benim. Anladığım kadarıyla beliniz tutulmuş Emre Beyciğim. Yani şimdi masajı odanıza mı istersiniz? Yoksa bizzat kendiniz masaj salonuna inecek misiniz? Ya bırak Allah'ını seversen Nuri Baba'ya. Ne masajı? Gebersin. Ya İpek niye böyle yapıyorsun? Ya yemin ederim düşündüğün gibi değil. Yahu çocuklar burası bir iş yeri. Yeter artık. Kesin şu tartışmayı. Merak etme Nuri Baba. Zaten kendisiyle muhatap olmaya hiç niyetim yok. Ya İpek günahımı alıyorsun. Bak şimdi gideceğim. Gerçeklerle de geri geleceğim. Göreceksin sen. Hop yavaş yavaş. Burası Dingo'nun ahırı değil. Kusura bakma baba, hareketim sana değildi. Şuna bak ya, hem suçlu hem güçlü. Harekete kimeydi ha, kimeydi? Merhabayım. Hoş geldiniz. Saygılar bizden. Ne tarafa? Poyanetköy kardeşim. Siz bilirsiniz abim. Saygılar bizden. Eyvallah. Ya Nuri Baba, bilim sen böyle şeyleri söylememe kızıyorsun ama
Benim altın künyem kayıp, çalınmış. Yapma ya. Ya Nuri Baba, sen üzülme, sinirlenme diye biz sana söylemedik ama... ...dün de Arif'im Tarif'imin gümüş bir tabakası vardı. O attı patti kaç attı, Indira Gandhi yani çalınmış. Allah Allah, nasıl oluyor ya? Yani Nuri Baba, altın künye önemli değil de... ...tabakanın manevi değeri var yani. Dedemden yadigar kaldı bana. Ya bu Tuncay mıdır nedir söyleyeyim de tabakamı versin ya. Allah Allah, benim altın künyem niye önemli değil ağam ya? Senekini veri de benimkini niye vermeyin? Ya siz de hala Tuncay abiyi suçluyorsunuz ama ya. Ayıp, ayıp. Ya bacım sen de biraz saf mısın, nesin ya? Herif durağa geldiğinden beri yani bir affedersin donumuz kaldı ya. Sen gerçekten çok şeysin. Ağam neydi? Müsamahakar, müsamahakar. Ya hırsızın hiç mi suçu yok yani? Tamam çocuklar, tamam. Tamam. Yani ben Tuncay'ın suçlu olduğuna inanmıyorum ama gelsin konuşuruz hadi. Merhaba arkadaşlar. Uçak kurtaran Osman hoş geldin. Hoş geldin Osman babacığım. Tamamdır koç. Burada sağ çek bakalım. Tamam abim. Affedersin abi. Allah'ın dağ başında ormanda niye durduk? Siz mangal yapacaksınız. Afiyet bal şeker olsun. Saygılar bizden. Dış aşağı dış. Abi beni de davet ediyorsunuz ama ben oruçluyum. Yani niyetliyim. Size afiyet olsun. Saygılar. Dalga mı geçiyorsun lan sen bizimle? Ne mangalı? Düş aşağı, düş. Peki düşüyorum abi. Tamam abi. Bir şey yapma abi. Yürü. Yapmayın. Yürü. Abi öldüm. Düştüm abi. Çek paranı, çek. Abi çıkıyorum. Abi bütün param burada. Cüzdan içinde. Abi para senin kedin köpeğin olsun. Telefonu da okuturuz. Bunu ne yapacağız? Sıkalım kafasına gitsin abi. Yapmayın abi ya. Yapmayın. Ben zaten yaşayan bir ölüyüm. Yıllarca hapishanelerde yattım. Kendimi temiz bir sayfa açmak için uğraşıp duruyorum. Yapmayın abi ya. Kafa ütüleme. Kafa ütüleme. Sık abi şuna. Yapma be oğlum. Hiçbir insafın yok. Adam zaten yıllardır hapisteymiş. Bağlayalım şunu da bagaja tıkalım. Allah razı olsun. Bu kıyanızı hiç unutmayacağım. Çocuklarınız da size aynısını yapsın. Eşelerine ilahiyatlar. Eşelerine Muhammed Abdü. Verilsin bu ya. Ya çocuklar. Ne? Lan saat kaç oldu? Bu Tuncay denen adam ortalıkta yok. Oğlum bir cep telefonuyla arasana şunu. Arayayım ağam benimki hazır. Kapalı. Bir telsizden arıyorum bakalım. Alo. Tuncay. Durak konuşuyor. Beni duyuyorsan cevap ver. Durak konuşuyor. Tuncay duyuyorsan cevap ver. Cevap yok. Ya Nuri Baba başına bir şey mi geldi yoksa? Başına bir şey mi? Onun başına ne gelecek ya? Gelen bizim başımıza geldi. Onun başına ne geldi? Nedir yani nedir? Anlamadım. Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyorsun var mı baba ya? Bir, saati çaldı. Peşinden gümüş tabakayı çaldı. Peşinden altın künyeyi çaldı. Şimdi senin taksiyi çaldı. Sen hala ona müsamahakar davranıyorsun yani. Ben de sana bir tavsiye kardeşlik. Sen bu taksinin üzerine soğuk bir su iç. Hayri, polisi ara da bizim arabanın kaybolduğu ihbarını yap oğlum. Hemen arıyorum Nuri babacığım. Herkese merhaba. Kız, bu kız kimdi ha? Emre abi dün gece anlattı. Bu kız yüzünden kavga etmişler İpek ablayla. Ula bu Emre de yangına körükle gidiyor ha. Şimdi İpek ha bu kızın saçını başını yonmazsa ben de adam değilim. Ya, kim bu kız? Ne iş var burada? Tanıştırayım Nalan. Ya yüzsüzlüğe bak ya. Bir de utanmadan fingirdeştiğin kızı durağa getiriyorsun. Nalan'mış. Fingirdeştiğim kız değil. Okuldan arkadaşım. Dışarıda konuşalım. Şimdi kıyamet kopacak.
İpekçim, her şey benim hatam. Yani olayların bu kadar büyüyebileceğini hiç tahmin etmemiştim. Senden çok özür dilemek istiyorum. Hem kocamı elimden al, hem özür dile. Ne âlâ memleket ya? Bak bir kere kocanı elinden almadım. İlk önce bunu bilmeni isterim. Bizim aramızda hiçbir şey yok. İyi, anlat bakalım neymiş derdin? Dün yemekte tanıştığımız Sedat vardı ya. İşte o benim erkek arkadaşımdı. Ayrılmak istediğimi söyleyince de durumu kabullenemedi. Psikopata bağladı. Göründüğü gibi. Az bile yaptı. İpek. Ya lütfen tartışmayın. Ya sonra bu adam bana kafayı taktı. Her gün beni takip ediyor. Sessiz telefonlar ediyor. Ne bileyim tehdit mesajları yolluyordu. İnanmıyorum. Ya bu söylediklerin gerçek mi? Evet İpekçim. Hatta bir keresinde beni dövmeye bile kalktı. Ne? Dövmeye mi kalktı? Ama ailen hiç öyle bahsetmezdi ki abisinden. Yani Sedat çok iyi bir çocuk derdi. Başkalarına karşı nasıl olduğunu bilmiyorum ama bana karşı hiç iyi değildi İpek. Yok, bu insanları hiç tanıyamıyorsun. Ben de işte ondan kurtulmak için Emre ile sevgiliymiş gibi rol yaptım. Ya sonra bir sevgilim olduğunu öğrenirse benden vazgeçer diye düşündüm. Ya başka birini bulamadın mı peki? Yani niye benim kocam? Her şey bir anda gelişti İpek. Biz Emre ile konuşurken Sedat gelince ben de öyle davrandım. Ya o anda aklıma gelen bir fikirdi. Ya ben sizin benim yüzümden böyle olmanızı istemiyorum. Ya lütfen inan bana İpek. Hala seni aldattığımı düşünmüyorsun herhalde. Ya tamam seni dinlemeden yargılamış olabilirim ama ne yapayım bugün Sedat öyle şeyler söyleyince deliye döndüm. Hadi saralım. Ben niye sarılacakmışım? Daha özür bile dileyemedim. Ya iyi peki tamam özür dilerim. Yani ama sen de yerimde olsaydın aynı şeyi yapardın. Haklısın canım. Ama beni anlamayacaksın diye çok korktum. Bundan sonra beni dinlemeden karar vermek yok tamam mı? Tamam aşkım. Alo. İyi günler. Polis mi? Bir ihbarda bulunacaktım. Buyurun komiserim. Nuri Bey bir ihbar aldık. Bu sizin durağın kayıp taksisi Polonezköy civarında terk edilmiş olarak bulunmuş. Bizim taksi Polonezköy'de terk edilmiş halde mi bulunmuş? Peki şoför? Evet bir çoban ihbar etmiş. Şoförü görememiş. Zaten o yüzden ihbar etmiş. Biz de şimdi olay yerine intikal ediyoruz. Tamam efendim biz de hemen geliyoruz. Allah Allah. Ya bu Tuncay'ın taksisi Polonezköy'de terk edilmiş vaziyette bulunmuş. Neyse kalkın gidiyoruz. Ya aman baba ya hep aksiyon hep aksiyon. Bana ne Tuncay'dan ya. Öyle deme öyle deme. İhbar doğruymuş komiserim. Tamam taksi burada da. Tuncay içinde mi yok? Ya. Ya başına kötü bir şey gelmiş olmasın ya. Evet ya Tuncay'a bir şey olmasın ha. Çocuklar etrafa dağılın bir bakın bakalım bu adamda. Akam cüzdanı burada. Ver bakayım. Tabii ya. Cüzdan bomboş. Belli ki Tuncay gasp edilmiş. Ya arkadaş. Herif gaspa uğramış, o kadar laf ettik ha. İnşallah Tuncay'a bir şey yapmamışlardır baba. Evet ya, arabayı çaldı maldı. Kim dedi ona, hangi namussuz, hangi terbiyesiz söyledi ona? Sen dedin ya Susak. Ben mi dedim? Aa, hadi ya, ciddi ben öyleyim. Çok ayıp etmişim, hiç yakıştıramadım kendime. Ayıp, ayıp, çok ayıp. Ne oldu be damat, ne korktun bile? Bir şey mi oldu, yılan mı ısırdı? Bagajdan ses geldi baba. Açın bakayım şu bagajı. Abu! Şükürler olsun Allah'ıma ya. Aç 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 ağzını söz ya. Oh! Tam zamanla geldiniz. Ölüyordum. Havasızlıktan. Allah'a şükür. Havasızlıktan. Geçmiş olsun Cankuş. Kasma mı uğradın? Kapsa mı? Yok Osman Aga, niye kapsa uğrasın? Tuncay'ın özel hobisidir. Bu elini ayağını bağlar sık sık, ağzında bantlar, bagajın içine girer. Ya sorduğun soru mu ya? Tabii ki adam kapsa uğramış, görmüyor musun? Ya ne kadar tantana yaptınız, adamı bir çözelim ya. Hakikaten ya. Aşkım, bütün bu olanlarla seni çok üzdüm. Umarım bu beni affettirir. Aşkım bu çok güzel. Beğenmene çok sevindim. Taksana.
hayatım, bu çok pahalıdır ama. Benim aşkım en pahalı hediyelere layık. Bak, harika oldu. Benim yüzüm nerede aşkım? Resmen hazinesi varmış burada. Ay, inanmıyorum ya. Demek ki duraktaki her kaybolan şey Devriyaz mı çalıyormuş? Ali Kemal'in saati. Arif abinin tabakası. Bakkasının altın künyesi. Bir yerde okumuştum ama. Maymunlar böyle parlak şeyleri çalıyorlarmış. Geldiler. Babacığım, siz ve dostlarınız olduktan sonra bana artık karada ölüm yok. Saygılar bizden. Ha şunu bileydin oğlum. Biz burada bir büyük aileyiz. Yani biz birbirimiz için canımızı veririz oğlum. Geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun Tuncay abi. Nasılsın, iyisin değil mi? Çok iyiyim. Nuri babacığım ve arkadaşların sayesinde çok çok iyiyim. Allah razı olsun. Bu arada duraktaki bazı eşyalar kaybolmuştu ya. Evet. İşte onu bizim maymun Debriyaz çalıyormuş. Aa, tabaka. Ula benim saatim. Çalışayım. Adam! Altın künyem. Çalışayım. Hı? Parıltılı olan her şeyi çalıyormuş. Vay adi vay. Şu arkada kendine gizli bir yer yapmış. Oraya gömüyormuş. Maymun işte. Maymun iştahlı ya. Aramızdaki bazı arkadaşlar bu kaybolan eşyalarla ilgili bazı arkadaşlarını günahını almıştı ya, hatırlatırım. Tamam İpek, tamam. Mevzuyu uzatmayalım. Bir hatadır yaptık işte. Tuncay kardeş, senden özür dileriz. Günahını aldık. Kusura bakma. özür dileriz Tuncay abi. Özür dilemenize gerek yok. Saygılar bizden. Aynen bizden de. Eyvallah. Saygılar. Saygılar. Ana! Eşin kupasına bak be! Masanın üstüne bıraktığım saati kapmış. Bırak onu! Bırak onu! Bana bak, bırak!